Belki geçti, dün sormam gerekiyordu ama bugün de 14 sayanlar olabilir Ramazan. Her kim Ramazan'ın 14. günü ikindiden sonra İsra suresinin 106 ve 105 ve 106. ayetlerini 14 kere bir suya okuyup akşam iftarını onunla yaparsa Allah'ın izniyle hastalıklarına şifa olur diye bir şey geldi. Şimdi Mustafa Bey, bize de bayağı soran oldu. Akşam sahur vakti o şey program var ya TGRT'de. Evet. Orada da gündeme geldi o. Biz muteber kitaplarda okuduğumuz, gördüğümüz kitaplarda böyle bir şey rastlamadık. Ve mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Sa'di Tebedi kitabı olsun, diğer hazırladıkları kitaplar olsun. Onlarda da böyle bir şey nakletmemişler. Zaten insanların en çok kaybettiği nokta, bir şeyi görüyor. Aa, bu şeymiş falan, bunu sosyal medyada yayıyor. Halbuki işin aslı şu. Biz bazı konularda aynı şekilde böyle nakiller yapınca bize tavır alan, hatta bizi tenkit eden, düşmanca ifadeler kullananlar da oluyor. Allah-u Teala silsile-i âli dediğimiz bu büyükleri yaratmış. Peygamberleri yaratmış. Mesela Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam, onun mübarek kalbinden çıkan o nurların nesilden nesile intikamını devreye sokan bir silsile yaratmış Cenab-ı Hak. Bu silsilenin başında Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala hazretleri var. İşte Selman, Kasım, Cafer, Bistami, o şekilde böyle geliyor bu. Bu silsile mesela Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri, onun üstad Seyyid Hilmi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri'nin talebesi Hüseyin Hilmi Efendi. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi'nin hocası Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri, 12 Seyyid Hilmi Arvi Hazretleri, 12 Taha Yakkari Hazretleri, 12 Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Ha, diyeceksiniz neyi anlatmak istiyorsunuz? Ha, böyle silsilesi ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gider. Giden Allah'a denen seçip yarattığı bir kulu var. Şimdi bu kul bir tercihte bulunmuş. Bu zat bir tercihte bulunmuş. Onun tercihi mi? Benim tercihim mi? İnsan oturup bir düşünmesi lazım. Bu zatın kitabını alıp tercih ettiği kıymetli. Bu zatın alıp dua olarak bunları okumalı. Dua olarak şunları yapmalı. Dua olarak şu tespitleri okumalı. Öyleyse bu zat tercih etmiş, kitabına yazmış. Başka, eğer sen bu zatı kendine rehber ve hatta ne bileyim hani mürşit, ne kitaplarda ne bildiriliyorsa yol gösteren olarak kabul etmişsen, aa ben bu zatı çok seviyorum, beğeniyorum böyle, ama bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir dakika, sen kimsin ya? Sen kimsin? Şimdi almışsın. Ha, diyeceksin ki peki bunu bir İslam alim buyurduysa, ha, biz görmedik bir İslam, ala ras ve lain, onu reddetmiyoruz. Hatta bazılar diyor ki yani bir Osman Ünlü mü bilir bunu? Yani ille bir onun bildirdiği mi olacak? Haşa, benim öyle bir tercihim yok. Ben tercihimi Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh neyi tercih etmişse o baş göz üzerine diyorum, onu kabul ediyorum. Onun dışındaki beni ilgilendirmez. Reddetmiyorum ama tavsiye de etmem. Tavsiye de etmem. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in 14'ü, bugün de 15'i. Hani bir tanesi sosyal medyada yaydıydı, 15'inde. Sizin oralarda başladı mı böyle bir acayip gürültü olacak, ses çıkaracak, patlamalar, çatlamalar olacak, başlamadı daha değil mi? Yok, Sizde dün, başlamadı. gece gök gürültüsü oldu sadece. Yok, gök gürültüsü. Yağmur falan. Onu mu kastetti acaba? Adam bir de şeyde sosyal medyada böyle anlatmış. Ana, herkes aynı şekilde gidiyor. Ama işte bak, sosyal medyada böyle. Ya okul aynı şekilde bilgi kirliliği. Öyle bir yüklü. Oraya adam yapıyor. Hatırına ne geliyorsa bir şey görüyor, yazıyor, çiziyor veyahut da konuşuyor, atıyor. Aa, birisi de böyle diyor. Niye aynı şekilde en ufak bir şeyin peşinde kaçıyorsunuz, koşuyorsunuz veya bunları yazıyorsunuz? O zaman bir, doğru dürüst altyapınız yok. İman bilginiz de çok zayıf demektir. Öyle. Eğer Hocam. sen bu zaatlara itibar ediyorsan, sesini aydın, bu zaatlara eğer itibar ediyorsan, itimat ediyorsan, onların buyurdukları bu. Onlar bu varken hemen evler bir şey söylerlerdi Mustafa Bey, hatırlar mısın toplantılarda? Mübarek böyle elini kaldırırdı, sopa derdi, tamam mı? Kapıdan sopalık. Bir şey diyecektiniz de ben sözü kestim, özür dilerim. Adamın birisi haçtan gelmiş de sormuşlar haç nasıl geçti diye. Vallahi demiş, şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamadık demiş. Şimdi
Bizim işte biraz ona benziyor. Yani tarihi işlerle uğraşmaktan asli işlere pek vakit bulamıyoruz. Bunlarla uğraşmaktan. Şimdi mesela herkes elinde sihirli değnek bekliyor. Sihirli. Ben yeni bir şey buldum. Yeni bir şey buldum. Da geçenlerde bir tanesi işte birçok salavat-ı şerifeler var. İşte salavat-ı şerifelerin bu Fatihi'ymiş. Yani en üstünü falan. Olabilir ama senin aslında o salavat-ı şerifeyi getirmeye müsait midir? Sen o salavat-ı şerifeyi getirdiğin zaman hani kabul zincirine girecek mi girmeyecek mi? Önce o. Saadet-i Ebediye bunu anlatıyor. Şimdi orada nefsine ağır geliyor Saadet-i Ebediye'deki anlatılanlar. Acaba diyor böyle hazırcacık bildirilen bir şey var mı? Sebeplere yapışmak ağır geliyor. Nefsine ağır geliyor. Aa işte bak işte böyle ayet-i kerimeyi okuyacaksın, suya üfleyeceksin. Onu da iftar ettim miydi? Tamam ne kanser kalıyor, ne şey kalıyor falan. Adam yapıyor. Ondan sonra da bir şey olmayınca ha diyecek bu dinin bildirdiği şeyler de dinin bildirdiği şeylerde de yani hepsi uyduruk şeylermiş. Dolayısıyla şimdi mesela gençlerin deizme dönmesi veyahut da ateist olması, dinsiz olması kimin yüzünden? Bak sosyal medyayla bu şekilde oynayan kadın olsun erkek olsun bunlar İslamiyet'te uzaklaştırıyorlar insanları. Bir de din adamları, din görevlileri televizyona çıkıp, radyoya çıkıp din adam altında kendi görüşlerini din diye anlatanlar insanları dinden uzaklaştırıyorlar. Bunun vebali çok ağırdır. Son nefeste imanını kurtaramaz. Çünkü Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlar Allah-u Teala muhafaza bulsun. Cenab-ı Hak onlara tövbe nasip etmez, hidayet de nasip etmez. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Bak bir adam içki içer. Ondan sonra ne bileyim diğer kendi şahsıyla alakalı başkasını ilgilendirmeyen haramlar, günahlar işler. Boynunu büker. Bunun kurtulma ümidi vardır. Bunu kurtulma. Ama Allah-u Teala'nın diniyle oynayan, dini yanlış anlatan, insanların yolunu kesen kitaplarda katı tarik deniyor bunlara. Eşkıya yani. Allah-u Teala giden yolda eşkıyalık yapıyor. Böylelerini Allah-u Teala affetmez. Hele sosyal medyayı kullanıp efendim böyle yazıyor, böyle yazıyor. Bir bakıyorsun bazen telefonlarda sabahtan akşama kadar onları okusan ne kafa kalır ne beyin kalır. Uydurup kaydırır şeyler. Hem sana ne? Sana böyle vazife verdiler de. Patır patır aynı şekilde. Herkes istifade etsin. Önce kendin istifade et. Önce kendin istifade et. Sen istifade edersen merak etme. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden en takdir deniyor. Faydalı olursunuz. Biraz uzattık galiba kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Buyurunuz. Faydalı oldu sanıyorum. Efendim inşallah efendim.